Yepyeni Bantural videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Normalde biliyorsunuz bu desteğiyle oynuyorum ama sürekli anti atıyor görmüş olduğunuz gibi. Mesela şurada üst üste 4 defa golem gelmiş. 3 defa golem gelmiş falan bitmiyor yani. Sürekli aynı desteleri çeviriyor. Ben de oyunu kandırmak için hiç oynamadığım bir tazı destesine geçtim. Umarım farklı bir eşleşme atmaz da aynı eşleşmelere devam eder. Bu sefer yenebilirim çünkü. Mesela şu an bir Pekka eşleşmesini rahat yeneceğimi düşünüyorum. Bakalım. Ha, normalde bu topçu kulesi asla gelmez. Çünkü bizde normal destemizde gece cadısı olduğu için yarasalar bela olur topçu kulesine. Tamam, şöyle sadece bir korumalar atalım. Güzel rahat bir savunma yapacağız orada. Tamam, şimdi şöyle bir balon atalım. Kulübe atma ihtimaline karşı balonu sola doğru ittiriyorum hafifçe. Belki yer bu taktiği. Gerçi bu liglerde zannetmiyorum bu kadar basit taktikleri yiyeceğini. Yani Tesla'yı geç attığı için yemedi. Bombası bile vurmadı. Sağlık olsun dedim. Ne yapalım? Köstebeği bombacı dışında arkadaşlar bir cevabımız yok. Bakalım. Tazıyla çıkmak için erken mi? Değil aslında. Tamam, tazı biraz oyalanacak orada. Hem güzel. Şöyle bombacıyı da atayım. Çok oyalandı tazı be maşallah. Normal arkadaşlar. Bunda yapacak bir şey yok. Bombacı öne geçeceksin değil mi? Geçmek bırak daha başıma da bela. Ya sen taktik nerede? İkaros neden ismini Koros senin peki? Tamam diyelim ki sen iyi bir taktik yapıyorsun. İsmini neden İkaros koydun lan kahpe? Bana bunu söyle ya. Mecbur muyum lan sizin pislik pislik isminizi çekmeye ben? Nerede aptal bir münafık bana denk geliyor ya. Maşallah bu İkaros bile eşleşmeyi güzel alıyor yani. Artık böyle ben düşünüyorum. Ben malım da mı kötü eşleşme alıyorum diyorum. Al işte buyur. Zaten geberdiler zaten yani. Tazıyla çıkalım. 2x'e giriyoruz. Köstebeği devrimli bombacı dışında savunacağımız bir kartımız yok tabii ki. Bombacıyı şöyle biraz önden atalım. Al işte bu. Bu mu? Evet bu. Bize karşı mukavemet gösteren oyuncu bu. Lanet olsun ya. Biraz geç koyacağım. Tamam. Lan Allah'ım aptal bu bir de ya. Of. Ağlayacağım salaklığına bunu. Kaleye gider o zaten de. Bir tane vur be. Ulan Tesla. Ulan piç. Seni aptal şerefsiz seni ha. Bir zehire bizi mahvedebiliyor ya buna yanıyorum. Balonu gene ittirelim sola doğru. Tekrar atalım. Bombacı vurmuyor değil mi oradan? Evet. Ya belliydi aslında bir şey demiyorum yani. Şu çarpma belki iş yapar. Çarpmadan çok umutluyum da bakalım. Biliyordum onu atacağını ama tamam tebrik edelim rakibi. Rakibi tebrik edelim. Evrimli Tesla'yı geçmek o kadar mümkün değil ki şu oyunda. Bakalım eşleşmelerde en azından bir değişiklik olmuş mu? Yani şu anlık olmuş gibi. Normalde bu desteği de atıyor da az atıyordu karşıma. Tamam bunun dünya 103'lüğü var. Şu NZT Lemon'u da benim dom atacağım belli zaten. İsimden her şey belli. Tamam şöyle iskelet ejderlerle bir çıkalım bakalım. Korumaları biraz elde tutmak lazım çünkü maçın akışını değiştirme ihtimali olan kartlardan da bir tanesi. Artık yapacak bir şey o tomruğu çıkardığı için bunu deneyeceğim. Bakalım doğrudan cevabı. Aa avcı. Hiç karşıma gelmez oysa ki ya. Hiç de gelmez ama. Ne de geliyormuş demek ki yapacak bir şey yok.
Kraliyet Devi destesine benziyor. Avcı ile Elektro Ejderha'yı çarpması yoksa tutamaz. Bakalım göreceğiz. Ama evrimli çarpması varsa şöyle alev topunu erkenden gömmekte fayda var. Güzel hasar verdi. Yapacak bir şey yok. Yani daha iyi atabileceğim kart yok. İşte korumaları bu yüzden elden çıkartmayacaksın ama Kraliyet Hayaleti atsa atacağımız başka bir kart yok mesela. Korumalardan başka. Bakalım. Bu fark etmez. Diğer tarafa özellik bassa da sıkıntı yok. Şöyle bir atağımızı kurmaya çalışalım biz de. Tamam, laftasıyla çıkıyorum. Buradan bir köstebek hata yapabilir. Dönmeyecek değil mi korumalara? Belliydi ya. Bu orospu çocuğu hayalet biraz kördür çünkü. Onun kör olmasının bedelini hep ben öderim. Tamam, tuttu. İşte bu kadar arkadaşlar, bu. İyi tarafından bakalım. Biz en azından yenildik. Bizim ismimiz NZT Lemon olsa bunu nasıl değiştirebilirdik ki? Böyle de düşünmek lazım işte. Her şerde bir hayır mutlaka oluyor. Çarpmayı atalım, evrimlisi dönsün. Şöyle çıkıyorum artık bir yandan. Bir de tazı atalım. Atak kurayım artık. 2x'e de girdiğimiz için. Bakalım savunmayı rahat kurabilecek mi? Tamam, şöyle oynayalım. Çok güzel. Çok tatlı bir çarpma. Cehennem ejderhası öldür kahveyi. Bombacı sen vur bari. Rakibi tebrik edelim. Gene bir iznillah. Gene çok iyi dom attım. Gene çok iyi dom attım. Yo yo, hiçbir şey yapamazsın. Hiç de bir şey yapacağın yok senin. Yok, hiçbir şey yapamazsın. Nereye geliyorsun ya? Hayır, o tacı alırsan sana acımam, merhamet etmem. Üç tacı çeki veririm. Onu da öğren. Alabilme ihtimali yok arkadaşlar. Böyle aptal aptal şansını denemekten başka hiçbir şey değil. Zaten devam etseydi de oraya sadece bir avcıya çarpma atıp 3 tacı alacak. Tebrik edelim. Seni dünya yüzüncüsü yapan oyunun işte alnından öpüyorum. Alnından öpüyorum. Herhalde 2 maç attık. Şu an sıralamamıza bir bakalım. Yerelde kaçıncıyız? 22. Bir maç daha atalım. 11 saniye. Güzel, çabuk buldu. Belki anta atmaz. Bu bana az önce denk geldi lan. İlk kart atsın, oynadığı deste gelir aklıma. Yok, gelmedi. Ama az önce denk geldi, gösteririm. Az önce dev oynarken denk geldi ve bana çok antiydi. Şu an antimi onu bilemiyorum. İlk şeyim oynuyordu. Yo. Tamam, tazı atacağız. Evrimli okçu falan oynuyordu yanlış hatırlamıyorsam. Bakacağız, göreceğiz. Şöyle iskelet ejderhaları mecbur atalım. Dev yoksa erken eritemeyiz hiçbir türlü. Aa, orospu çocuğu bu. Hatırladım. Başka bir şey atmayalım ya. Tamam, sadece şunu atsak. Alev top atmaya. Evet arkadaşlar, elektro ejderha belası. Birkaç gündür başımda ve buna doğrudan bir şey yapamıyorum. Desteği yıldırım alsam bu sefer de hani bir barbarlar destesi çok karşıma gelir ve karşılık veremem. Şu an sadece dev atıp arkasına elektro ejderha atsa oyun bitiyor mesela. Doğrudan yapabileceğim bir hamle yok. Çok kötü. Oraya bir dev de gelecek. Tamam, şöyle atalım bakalım. Bir alev topu iyi gider. Şu kahpe yarasayı öldürelim mi? Çok güzel olur bence. Abi bizim iskelet ejderha acaba 5 hasar falan mı? Ne bu? Eyvah. Neyse, öldürebildi en azından. Bugünü kutlamalıyız. Neyse. Sinirden söylüyorum tabii ki. Gerçekten kutlamalı falan değiliz de yani. Elektro ejderhasını harcasın istiyorum. Şöyle oradan oynayayım. Hem de kalesinin enerjisi bitik. Atalım. 4 iksiri falan var şu an.
5'miş. Bir de çarpma atsam şöyle. Korumalar. Aslında tekrar bir balon iyi gider mi? Gider. 2x'teyiz. Ama şu an eğer onu öldüremezsem çok fena gelecek üstüme. Balon vur. Tamam, güzel. Tamam, aldık. Rakibi tebrik edelim. Gene böyle anti olmasına rağmen sağlam dom attığım oyunculardan bir tanesi. Alev topunu şöyle atsam bile yeterli. Tamam, hadi sen de. Az önce bu beni yendi, bu KP. Bu desteyle. Çünkü bu destede de bana anti. Cehennem ejderham olduğu için arkadaşlar. Hani bak, sonra diyorsunuz ki abi çok gereksiz kızıyorsun, sinir oluyorsun. Şimdi bakın. Bu pişmana az önce denk geldi. Şurada şu yenildiğimiz isme bak, Sika. Eyvah. Ha bak, az önce beni yenen piş, görüyorsunuz değil mi? Gene bana antiymiş Elektro Ejderha'yla. Bir şey değişmemiş. Gene anti. Cehennem Ejderha'mız var. Yani şu Elektro Ejderha başıma yani çok bela oluyor. Buna karşı yapabilecek bir şeyim yok. Arkadaşlar bu tazı maçlarını, tazıyla oynadığım maçları yani 2 gün önce çekmiştim. O 2 gün içinde kupa kastım. Yani küresele kadar kastık. Şu an küresele galiba ucu ucundan girdik. Bakıyorum. 894. 894. yüz küreselde. Yerelde de ilk 16'da olmamız lazım. Gene de bir bakalım. Eşleşmeler gene iyi gelmedi. Buraya kadar da tazıyla değil tabii, dev destesiyle kastım. Eşleşmeleri böyle göreceksiniz. Arda arda 4 maç falan golem gelmiş. Bakın burada 3 maç arda arda golem gelmiş. Bir tane de normal iksir golemi gelmiş. Geri kalan eşleşmelerde bu kadar kötüydü. Zaten son 4 maçın 3 maçında normal golem, birinde iksir golemi var. Olayı buradan iyi kötü anlamışsınızdır. Yani küresele ucundan da olsa girdik, çok istiyordunuz. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Beyaz babanı olmayı unutmayın.